Evet gençler merhaba. İkinci ve üçüncü dereceden polinom denklemlerin köklerini bulmanın metotlarını daha önceki videolarda göstermiştik. İkinci dereceden denklemlerin kökleri için birer formül bulmuştuk ama üçüncü dereceden denklemlerin köklerini bulma metodunu göstermiş. Formülü çıkarmaya gerek duymamıştık. Çünkü nihayetinde çıkarılmış hali yeterince korkunç. Bu dördüncü dereceden denklemi o korkunçluğun 3-4 katı daha beter. Ama tekniği gene göstereceğim. Tamamen dediğim gibi sayısal değerlerle yapmak ya çok gıcık ama en azından mantığı anlatmak istiyorum. Gene A0'dan farklı olmak üzere AX üssü 4 artı BX küp artı CX kare artı DX artı E eşittir 0 şeklinde bir denklemimiz olsun. Gene her zamanki gibi monik hale getireceğiz. A0'dan farklı olduğu için her tarafı A'ya böleceğim. Ne olacak burası? X üssü 4 artı. Buradan B bölü A, buradan C bölü A, buradan D bölü A, buradan E bölü A gelecek. Hemen onların yerine yeni harfler verelim. Bunlar büyük C X kare artı büyük D X artı büyük E. Şimdi gençler küçük A, B, C, D, E bilindiği için bu büyük B, C, D, E de biliniyor yani. Böyle A ne kadar bilinmeyen var demeyin. Bunlar hepsi biliniyor. Şimdi aynen ikinci ve üçüncü dereceden denklemlerde yaptığımız metodu yapacağız. X küplü terimden kurtulacağız. Onun için de aynen X yerine Y eksi P yazın. X yerine Y eksi P yazın. Sonra P ne olursa X küplü terim gider. Oradan P'nin B bölü 4 olduğunu göreceksiniz. Evet, X yerine Y eksi B bölü 4 yazalım. O aşamayı geçeceğim. Bunu yapabilirsiniz siz. Gençler o artık X küplü terim gidecek ve şöyle bir denklem kalacak. Y üssü 4 artı F Y kare artı G Y artı H eşittir 0. Şimdi bunu çözülebilir olduğunu göstereceğim. Çözmeyeceğim. Tekrar ediyorum. Çözülebilir olduğunu göstereceğim. Şimdi hemen dördüncü derece, ben şurada hemen bir kare yakalamak istiyorum. Bakın y üssü 4 artı fy kare eşittir. Bunları öbür tarafa atıyorum. Eksi gy, eksi h. Sonra burada ne olsaydı kare olurdu. Öncelikle bir fy kare ekliyorum buraya. Sağ tarafa da ekliyorum. Ondan sonra nesi eksik bunun? Artı bir de burada f kare olsaydı. Tam kare olurdu. Hemen sağ tarafa bir tane de f kare ekliyorum. Evet şimdi artık burası bir şeyin karesi oldu. Neyin karesi oldu? Y kare artı f'nin karesi oldu. Evet sağ tarafta dursun böyle. F'ye kare eksi g'ye eksi h artı f kare. Evet böyle bir eşitlik var. Şimdi burada aslında bir güzel hareket yapılıyor. Yani bu herkesin aklına gelecek bir şey değil ama işte... Anlamak yeterli. Şimdi burası çok önemli. Bakın her zr sayısı için şu eşitliği bir yazalım. Y kare artı f artı z. Bunun bir karesini alalım bakalım. Aslında şu artı z'nin karesi gibi alacağım. O da ne olacak? Y kare artı f'nin karesi. Değil mi? Artı iki tane y kare artı f, f, z artı z kare olacak. Evet, şimdi y kare artı f'nin karesinin ne olduğunu biliyorduk. Şimdi şu ifadeyi getirip burada yerine yazacağım. O halde bakın y kare artı f artı z'nin karesi eşittir. Onu yerine yazıyorum. F'ye kare eksi g'ye eksi h artı f kare artı 2 tane y kare z artı 2 z f artı z kare. Şimdi burası bir kare. Dolayısıyla bu da bir kare. Bu da eşit ya. Şimdi burası gençler. Bakın y'ye bağlı ikinci dereceden değil mi? Şöyle bir toparlayalım. Y kare parantezini al. Buradan f geliyor.
Buradan da 2z geliyor. F artı 2z y kare eksi g tane y. Geriye de ne kaldı? Eksi h artı f kare artı 2zf artı z kare. Şimdi gençler, madem bu ifade bir şeyin karesi, değil mi? Çünkü buna eşit ya. O zaman bunun diskriminantı 0 olmalı. Değil mi? Bunun diskriminantını 0 yapan z'yi seçmeliyiz işte. Her z için bu eşitlik sağlanıyor ya. O zaman bunun diskriminantını 0 yapan z'yi seçip bu eşitliği yazınca her şey berraklaşıyor. O zaman bu denklemin diskriminantını delta ile göstereyim. Bu en büyük denklemin diskriminantı değil ha. Şu denklemin diskriminantı. O da ikinci dereceden olduğu için b kare eksi 4 ac'den yapacağım. Bakın b kare eksi 4 tane a dediğim şey f artı 2z, c dediğim şey de eksi h artı f kare artı 2zf artı z kare. Evet. İşte bu diskriminant 0 olmalı. 0 olmalı. Şimdi buraya bakınca gençler, burada birinci dereceden z'li bir ifade var. Burada ikinci dereceden z'li bir ifade var. Dolayısıyla bu z'ye bağlı üçüncü dereceden bir denklem. Büyük g, büyük f, büyük h, bunların hepsi zaten bir reel sayı. Hepsi reel sayı. Dolayısıyla tek bilinmeyen var z. Denklem de üçüncü dereceden. Dolayısıyla üçüncü dereceden denklemlerin çözülebilir olduğunu ve nasıl çözüldüğünü size göstermiştik. Dolayısıyla bu denklemi sağlayan z'yi seçin, bir tane z seçeceksiniz. O z için bu ifade bir kare olacak. O da diyelim ki lambda kare. Dolayısıyla y kare, şöyle diyelim, y kare artı f artı z eşittir lambda ve eksi lambda da tüm y çözümleri gelecek. Y'yi bulunca da tüm x çözümlerini bulacaksınız. Şey yani, işlemler hoş değil ama bence fikir çok hoş dahi yani. Peki, bir başka videoda da 5. dereceden denklemlerin tamamını çözecek genel bir metodun olmayacağını göstereceğiz ama lisedeki bilgilerle nasıl gösterilebilir bilmiyorum. Biraz araştırma yapacağım, bilmediğim bir şey varsa bulabilirsem onu da yayınlarım. Peki, görüşmek üzere diyorum.